sağlık sorunlarından birisidir. Dünyada engellilik nedenleri arasında birinci sırada, ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. İlmi bir beyin krizidir. Zamanında müdahale edilmezse beyin dokusunun bir kısmının ya da tamamının ölümüyle sonuçlanabilir. İnme artık konuşamayacağımız, konuşulanları anlamayacağımız anlamına gelebilir. İnme artık ayağa kalkamayacağınız, bahçeye çıkamayacağınız, yürüyemeyeceğiniz ve hatta koşamayacağınız anlamına gelebilir. İnme artık şarkı söyleyemeyeceğiniz anlamına gelebilir. İnme sizi hayattan koparıp yatağa bağlayabilir. İnme hayatınıza son verebilir. İnme bir kader değildir. Korunmak çok kolay, katlanmak çok zor. Başa gelen çekilmez. İnmeden korunabilirsiniz. İnme bir kader değildir. Bugün beyninizi korumaya başlayın. Aktif olun. Henüz kullanabiliyorken bütün kaslarınızı kullanın. Yediklerinize dikkat edin. İnmesin. Tansiyon ilaçlarını aksatma. Beynini koru. Kolesterolüne dikkat et. Beynini koru. O kilolar artık gidecek. Sigarayı derhal bırak. Sigarayı artık bırak. Beynini koru. O sigara bırakılacak. Beyin bedava değil. Hayatından ve sevdiklerinden vazgeçme. Hayatından ve sevdiklerinden vazgeçme. Hayatından ve sevdiklerinden vazgeçme. Sevdiklerinden vazgeçme. Beynini koru. İnmeyi tanı, hemen 112'yi ara. Beynini koru, hayatını koru. Beynini koru, kelimelerini koru. Beynini koru, gülümsemeni koru. Beynini koru, gülümsemeni koru. Beynini koru. Gülümsemeni de koru. Beynini koru. Beynini koru. Beynini koru. Beynini koru. Beynini koru. Beynini koru. Gelin bugün bundan sonraki güzel hayatınızın ilk günü olsun. Beyninizi koruyun. Engelsizsinizden herkese merhabalar. VTR'de de izlediğimiz gibi bugün inmeyi konuşacağız. Çok değerli iki konuğumuz var. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi uzman doktorları Sayın Cemile Haki. Hocam hoş geldiniz. Hoş nöroloji bulduk. Uzmanı ve inme merkezi sorumlusu Doktor Burcu Metin Ökmen. Siz de hoş geldiniz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Önce sizi tanıyalım. Ondan sonra bugün inme öncesi sonrası detaylı olarak programımızda konuşacağız. Cemile Hocam sizden başlayalım lütfen. Ben 2000 yılı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2006 yılında yine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladım. Yaklaşık 2 yıl önce inme merkezini kurma görevi verildi. Ve 2 yıldan beri inme merkezi sorumlusu olarak çalışıyorum. Çok güzel. Burcu Hocam. Ben de Uludağ Tıp Fakültesi mezunuyum. Uzmanlığım da Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldım. Daha sonra Bolu'da mecbur hizmetimi tamamladıktan sonra 2 yıl önce de Bursa'ya geldim. Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde fizik tedavi uzmanı olarak görevi yapmaktayım. Böyle diyorsunuz. Böyle. Çok güzel. Pozitif enerjiniz var. İnme dediğimiz zaman oldukça aslında ürkütücü, korkutucu. Ama program öncesinde sizlerle konuştuğum zaman Allah kimsenin başına vermesin ama artık verdikten sonra da bu bir son olmadığını bana anlattınız. Şimdi de programımızda izleyicilerimize anlatacaksınız. Bu arada VTR için çok teşekkür ediyorum. Kurumunuzda hazırlanan, amatör ruhla hazırlanmış, oraya da katkı koyan Doktor Ali Özhan Sıvacı ve Onur Yorulmaz'a da teşekkür etmemiz lazım bu farkındalık videosu için. Hocam başlayalım. İnme nedir? Evet, biz de programımıza davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Tabii biz inmenin bugün kötü yönlerinden değil, güzel yönlerinden bahsedeceğiz. Artık inme engellenebilir, erken dönemde gelindiğinde tedavi edilebilir. Felç geçirdiğimizde de rehabilitasyonla inmedeki bulgular, felçler toparlanabilir. Bunlardan bahsedeceğiz. Evet. Şimdi inme nedir? İnmeyi kısaca tarif edersek iki çeşit inme var. Bir damar tıkanmasına bağlı inme, bir de beyin kanamasına bağlı inme. Ama bugün daha çok üzerinde duracağımız damar tıkanmasına bağlı inme. %80 oranında damar tıkanmasına bağlı inmeyi görüyoruz biz.
Beyin kanamaları daha nadir görülüyor. Yaklaşık %20 oranında görülüyor. Tabii hem ülkemizde hem dünyada maalesef çok sık görülen bir hastalık. Kalp krizi ve kanserlerden sonra en sık ölüm nedeni. Hı hı. Ama sakatlık bırakan nedenler arasında maalesef ilk sırada inme yer alıyor. Kadınlara bakarsak kadınlarda aslında meme kanserinden çok daha fazla inme gözüküyor ama sanki meme kanserinden ölüm oranı kadınlarda çok daha fazla, çok daha gündemde. Halbuki kadınlar daha çok kanserden değil, meme kanserinden değil örneğin inmeden kaybediliyorlar. Evet. Rakamlar dünyada oldukça korkunç sayıda. 17 milyon kişi her yıl dünyada inme geçiriyor. Hı hı. Altılar kuralı dediğimiz bir kural var. Her yıl 6 milyon kişi inme nedeniyle dünyada kaybediliyor. 6 kişiden bir kişi hayatı boyunca mutlaka inmeyle karşı karşıya geliyor. Her 6 saniyede bir yine dünyada inme nedeniyle bir kişiyi kaybediyoruz. Evet. Şimdi yaş aralığını sormak istiyorum hocam. Genelde yaşlılardan. Genelde evet. Hep halk arasında da böyledir ya. Yaşlı hastalığı olarak görülüyor. Aslında inme her yaşta görülüyor. Yani çocuk yaşlarda da görülebilen bir hastalık ama yaş ilerledikçe özellikle 60 yaş üzerinde ve erkeklerde çok daha sık görülüyor. Yani yaşla tabii ki görülme oranı artıyor ama gençlerde de olmayacak diye bir kural yok. Çok sayıda genç hastamız da var inme geçiren. Evet, erkeklerde olmasının sebebi ne ola ki? Daha çok hormonal faktörler. Yani kadınlardaki kadınlık hormonları biraz daha inmeye karşı koruyucu. Erkeklerde olmasının nedenlerinden bir tanesi hormonal nedenler. Evet. Belirtileri nelerdir hocam? Belirtilerini özellikle halk arasında da şimdi internet artık yaygınlaştıktan sonra herkes doktor olmaya başladı. Böyle bir olumsuz tarafı da var interneti doğru kullanamamızdan dolayı. Belirtileri nelerdir hocam? Onları net bir şekilde anlatırsak belki bizler de bu konuda iyice bilinçlenmiş oluruz. Evet. Şimdi inmenin aslında en önemli 3 belirtisi var. Bir kişinin inme geçirdiğini düşünüyorsak 3 şeye bakacağız. Birincisi dişlerini göstermesini söyleyeceğiz. Ağzında bir kayma var mı yok mu ona bakıyoruz. İkincisi kol bacakta güçsüzlük var. Şimdi bunları göstererek yaparsak yani dişlerinizi göster dediğiniz zaman evde ben dişlerini göster dedim. Bunun bir süreci var mı? Hemen şak diye dişlerini mi gösterecek? Zaten ağzında kayma varsa aslında direkt dışarıdan da görebilirsiniz. Felç geçiren hastalarda genelde ağızda ciddi bir kayma oluyor. Onu dışarıdan görebilirsiniz. İkincisi kollarını şöyle yukarıya kaldırmasını istiyoruz. Bir 10 saniye tutmasını istiyoruz. Evet. Bir kol yerine göre biraz daha düşüyorsa belli bir süre sonra bu bir felcin belirtisi olabilir. Hı hı. Onun dışında birkaç tane soru soruyoruz. İşte nasılsın, kaç yaşındasın, nerelisin? En azından konuşmasını sağlamak için. Eğer konuşmasında bir sıkıntı varsa, bu dilde pelteklik olabilir, konuşulanları anlamama olabilir. Birkaç soru soruyoruz ama hasta anlamıyorsa bu da bir felcin habercisi olabilir. Ya da hastaya soru soruyoruz ama hiç cevap vermiyorsa, hiç konuşma yoksa bunlar felcin habercisi olan bulgular olabilir. Bu üç söylediğim şeyden birisi pozitifse hasta büyük bir ihtimalle inme olabilir. O zaman 112'yi mutlaka arayıp uygun olan merkezlere götürmek gerekir hastayı. Evet Burcu hocam sizi biraz bekletiyoruz. Önce bir hastalığı bir tam olarak tanıyalım, tedavisi yapılsın ondan sonra rehabilite kısmına geçeceğiz. Cemil Hanım zaten çok güzel konuşuyor, ben de onu dinlemekten çok mutluyum. İnmenin nedenlerinden bahsedersek hocam. İnmenin tabii çok nedeni var. Genetik faktörler var. Ailede inme çok varsa, örneğin sadece inme değil, kalple ilgili problemler, işte kalp damar hastalıkları, kalp krizi gibi durumlar çok varsa o zaman inme riskimiz artıyor. Onun dışında tansiyon, ülkemizde özellikle tansiyon inmenin neredeyse %50'sinin nedenini oluşturuyor. Şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi damar duvar yapısını etkileyen hastalıklar, bunlar inme için çok ciddi risk faktörleri. Obezite, kilolu olma, fiziksel olarak inaktif bir yaşam, hareketsizlik, sigara çok önemli risk faktörlerinden bir tanesi.
Onun dışında bağımlılık yapıcı maddeler kullanma, kokain, amfetamin gibi. Bunlar çünkü damarlarda daralma yapıp inme için ciddi bir risk faktörü oluyorlar. Evet. Kalp hastalıkları, özellikle kalbin içinde pıhtı olan durumlarda ya da kalpte ritim bozukluğu dediğimiz atrial fibrilasyon gibi durumlarda biz inmeyle çok sık karşı karşıya kalıyoruz. Ama en sık neden tansiyon? Türkiye'de özellikle bazı kişiler hiç haberi yok. Tansiyonu var ama tansiyonu olduğundan evet. haberi yok. Ya da tansiyonu var ama ilaçlarını çok dikkatli kullanmıyorlar. Ve bu nedenle maalesef tansiyon ülkemizde inmenin en az %50 nedenini oluşturan bir risk faktörü. Evet. Yüksek dozda yaşadığımız için insanlarda yüksek tansiyon benim ailemde de çok olduğu için böyle bir latife yapmak istedim. Her hastalıkta bizim bildiğimiz erken teşhis ve tedavi oldukça önemli. İnmede bunun süreci nedir? Bir kritik eşik var mı? Bundan bahsedebilir misiniz hocam? İnme genellikle çok ani gelişiyor. Yani çok büyük bir oranda aniden oluşuyor. Hasta yakını şunu diyor, hastamın hiçbir şeyi yoktu. Birdenbire arkamı döndüğümde işte yerde yatarken buldum. Ağzı kaymıştı, bir tarafında hareketsizlik vardı. Ama nadir de olsa inmenin öncü belirtileri var. Yani inme geliyorum diyor bazen. İşte hastada dönem dönem ağızda kayma atakları oluyorsa, kol bacakta güçsüzlük oluyorsa, onun dışında işte görme bozuklukları oluyorsa ve bunlar 24 saatten az sürüyorsa geçici iskemik atak dediğimiz ataklar bunlar. Ve bunlar inmenin habercisi olan durumlar. Nasıl olsa geçti diye hekime gitmemezlik yapmamak lazım. Mutlaka bir nöroloji hekimiyle görüşmek gerekiyor. Bunun için tetkikler yapılması lazım. Çünkü bunlar eğer önlem alınmaz ve tedavi edilmezse maalesef 5 yıl içinde %90 inmeyle karşımıza çıkıyor bu hastalar. Evet. Hocam siz bayağı dinlendiniz. Şimdi Cemile Hocam'ı biraz dinlendirelim. Rehabilitasyon kısmından şimdi bahsedelim. İnme sonrası nasıl tablolar geliyor önünüze? Çok mu kritik oluyor? Bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii inme çok ciddi bir hastalık. Yani insanın yaşam kalitesini çok etkileyen ve kişiye bağımlılık yaratabilecek bir hastalık. Biz inmede daha çok beyindeki tutuluma göre, beyindeki bozukluğun yerine göre klinik tablolarla karşılaşıyoruz. Tutulan beynin karşı tarafındaki kol ve bacaklarda felç görebiliyoruz. Konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, evet. İşeme bozuklukları, yutkunma bozuklukları görebiliyoruz. Etkilenen tarafta duyu azalması görebiliyoruz. Hafıza bozuklukları çıkabiliyor. Bu tablolarla çok sık karşılaşıyoruz ve bunların rehabilitasyonunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, o zaman rehabilitasyon nedir hocam? Rehabilitasyon aslında hani toplumda çok sık bilinmeyen bir şey ama gerçekten çok önemli bizim için. Çünkü doğuştan veya sonradan kazanılmış olan fonksiyon kayıplarını yerine koymaya, kişinin bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olmaya odaklanmış bir evet. tedavi şekli. Biz kliniğimizde de fizik tedavi klinikleri olarak da rehabilitasyon işine çok önem veriyoruz açıkçası. Çünkü hem hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor hem de bağımsızlık oranını arttırıyor. Bu yönden rehabilitasyon çok önemli. Evet. Sonuçlarından bahsedeyim. Rehabilitasyona başlanıldı. Ben de geldim, yerinde gördüm. Oldukça da ilgili çalışanlar var. Onun için de teşekkür etmek lazım. Sonuçlar nasıldır hocam? Yani inme dediğiniz zaman insanda bir ünlem işareti hemen kafasında oluşuyor. Sonuçlar nasıldı? Şimdi inme rehabilitasyon sonuçlarımız genelde iyi oluyor. Şöyle ki hani hastanın tedaviye başlama zamanı, aldığı tedaviler bunları tabii ki çok fazla etkiliyor. Rehabilitasyonu etkileyecek olumlu ve olumsuz faktörlerimiz var. Bunlar çok önemli. Evet. Ama genelde hastalar rehabilitasyon sonrası daha iyi, daha bağımsız, daha yaşam kaliteleri yüksek olarak istiyorlar. Bunu sonucu daha sonra soracaktım. Önce sormamın amacı inme merkezine den bahsetmek. İnme merkezinden sonra tekrar rehabilitasyon kısmını detaylandıracağız. Hocam bir inme merkezi var. Bursa'da
Başka var mı? Ben bilmiyorum ama hastanenizde var. Siz de sorumlusunuz. İnme merkezinden biraz bahsedelim lütfen. Şimdi inme merkezleri neden kuruldu? Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda inme ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. İnme merkezlerinin kurulması ve bu konuda teşvikler de bunların başında yer alıyor. Bursa'da iki tane inme merkezi var. Uzun yıllardır Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir inme merkezi vardı. Fakat yaklaşık son birkaç aydır tadilatta. Bizde inme merkezimiz 1,5 yıl önce açıldı. İnme merkezleri inme konusunda eğitim almış hekimlerin, hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin çalıştığı alanlar. Burada diğer inme merkezi olmayan yerlerle kıyaslandığında yapılan çalışmalarda inme hastalarının daha etkili tedavi edildiği ve ölüm oranlarının daha düşük olduğu, birazdan bahsedeceğim ilk 4,5 saatte verilen damar açıcı bir tedavi var. O tedavinin hem uygulanma hızının hem de oranının inme merkezi olan yerlerde çok daha yüksek olduğu saptanmış. Bizde de inme merkezinin kurulma amaçlarından bir tanesi bu damar açıcı tedavilerin uygulanması. Yaklaşık 1,5 yıldır Bursa'ya hizmet veriyoruz. Evet, o 4,5 saatlik bir kısımdan bahsettiniz. Onu biraz daha açıp aşağı tarafa sonra rehabilitasyona insek. Evet. Şimdi 1996 yılında inme konusunda çok ciddi bir gelişme oldu. Ondan öncesinde tabii inme konusunda çok etkili tedaviler yoktu. Amerika Birleşik Devletleri'nde RTPA adı verilen damar açıcı bir tedavi uygulanmaya başlandı. 2006 yılında ülkemizde ruhsat aldı, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Fakat bu tedavinin yaygınlaşması maalesef çok ciddi organizasyon gerektirdiği için uzun yıllar aldı. Özellikle son yıllarda bu tedavi Türkiye'de de ciddi oranlarda uygulanmaya başlandı. Bu tedavi inmede en etkin olan tedavi. Ama burada tabii bizim için bir sorun var. İlk 4,5 saatte hastanın gelmiş olması lazım. Ve verildiğinde de %30 oranında sakatlığı engelleyen bir ilaç. Evet. O yüzden biz çok ciddi çalışmalar yaptık. Yaklaşık 1,5 yıl önce inme merkezi açıldığında hastanemizdeki tüm acil hekimlerini, nöroloji hekimlerini, inme ile ilgili tüm hemşireleri, tomografi, MR teknisyenlerine kadar bu tedavinin ne kadar önemli olduğu konusunda eğitimler verdik. Öncelikle kendi hastanemize gelen damar tıkanması geçiren ilk 4,5 saatteki hastalara müdahale ettik. Sonra Bursa'daki tüm hastanelere bu tedaviyi yaptığımız konusunda bilgilendirmeler yaptık. Ve Bursa ilini ikiye böldük. Bursa'daki işte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yakın olan kısımdaki hastalar Uludağ Üniversitesi'ne yönlendirilmesi, bize yakın olan kısımdaki hastaların da bize yönlendirilmesi şeklinde olmaya başladı. Çünkü burada bir zaman kısıtlılığı var. Yani Karacabey'deki hastanın bizim hastaneye gelmesi çok daha vakit alacak. Onun Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitmesi lazım en yakın yere. İnegöl'deki hastanın da Uludağ Üniversitesi'ne gitmesi yanlış. Öncelikle bize gelmesi lazım. Bu şekilde biz ikiye böldük Bursa'yı. Ve bu tedaviyi uygulamaya başladık. 26 Eylül'de de ilk trombektomi dediğimiz kasıktan girilerek anjiyografik yöntemlerle beyindeki pıhtının çıkarılması işlemine başlandı hastanemizde. Şu ana kadar 8 hastaya biz bu tedaviyi uyguladık. Tabii bu işlemi biz yapmıyoruz nörologlar olarak. Biz organizasyonu yapıyoruz. Girişimsel radyoloji ekibi, anestezi ekibi, çok geniş bir ekiple bu işlem yapılıyor. Uludağ Üniversitesi'nden hocamız da bu konuda bize destek oluyor. Bizden girişimsel radyoloji bölümünden Doktor Yavuz Bey tarafından medikal trombektomi yapılıyor. Şu ana kadar 8 hastaya bu girişim yapıldı. Sonuçlarımız gayet güzel. Hatta 22 yaşında bir genç bir hastaya müdahale edildi. Hasta ilk geldiğinde felçti, konuşamıyordu ve hastamızı taburcu ederken hiçbir şikayeti kalmamıştı bu işlemden sonra. Çok mutluluk verici yani, ama tanınırlığınız biraz az. Yeni olduğunuz için, ama yapılan işlem inanılmaz. Şimdi birinci bölümün sonuna yaklaştık. İkinci bölümde daha çok Burcu Hocam'la rehabilite kısmına devam edeceğiz.
Reklamdan önce bilgi ekranını izleyelim. Daha sonra aradan sonra birlikte olacağız. Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden duyurulur. Engellilerimizin kendi işlerini kurmalarına yönelik isteklerinin gerçekleşmesi amacıyla sunacakları 50.000 TL'ye kadar projelerinin yanında sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlarınca engellilerin iş bulmasını kolaylaştıracak destek teknolojilerine, engellilerin işe yerleştirilmesi, işe ve iş yerine uyumunun sağlanması, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim almalarına imkan sağlayacak ve iş gücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacıyla korumalı iş yerinin kurulması desteğine yönelik projelerle eski hükümlü vatandaşlarımızdan kendi işlerini kurmak isteyenlerin projelerini engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonuyla destek verilebilecektir. Desteğin amacı engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlarıyla kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler proje başvurusu yapabileceklerdir. Hazırlanan projeler 11 Aralık 2017 tarihine kadar Bursa İşkur İl Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru rehberi, başvuru formu ve eklerine www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Proje hazırlama aşamasında olanların talebi halinde Bursa İşkur İl Müdürlüğü'nde proje ofisince ayrıca gerekli destek verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Engelsizsiniz kaldığı yerden ikinci bölümle devam ediyor. İnmeyi konuşuyoruz. Oldukça önemli. İki değerli konuğumuz var. Cemile hocamız ve Burcu hocamız. Cemile hocamız nöroloji uzmanı ve inme merkezi sorumlusu. Burcu hocamız da fizik tedavi uzmanı. Birinci bölümde inmeyi ilk aşamalarını ne yapılması gerektiğini öğrendik. Şimdi rehabilite kısmını Burcu hocamızla konuşacağız. Rehabilitenin açıklamasını birinci bölümde yapmıştınız. Biraz da amaçlarından bahsedelim hocam. Şimdi rehabilitasyon hastanın kaybettiği fonksiyonları aslında yerine koymak için yapılır. Birincil amacımız budur. Evet. Hastanın yaşam kalitesini arttırmayı, başka kişilere bağımlılığını azaltmayı hedefleriz. Hastaya psikososyal olarak destek vermeyi amaçlarız. Hastayı topluma geri kazandırmayı amaçlarız. İşlerini kolaylaştırmayı ve kendine güvenen, çalışabilen bir birey olmasını sağlamayı amaçlarız. Esas hedeflerimiz bunlar rehabilitasyonda. Aslında yaptığımız şey kısaca hastayı toplumdan koparmadan, evet, bağımsız, kendine güvenen bireyler yapabilmek. Esas amacımız bu. Kendi işini görsün, kendine, evet, yetsin. Temel, evet, amaç bu. Aynen bu. Temel amacımız bu. O zaman bu. Şöyle bir soru sorayım. Herkese aynı tedavi, rehabilite yöntemi mi uygulanıyor, hı-hı, hocam? Yok, hayır. Tabii ki uygulanmıyor. Şimdi inmede kişiden kişiye beyindeki bozukluğun yerinin tutulumuna göre farklı klinik tablolar görülebiliyor. Bazı hastalarda konuşma bozukluğu görülebilirken bazılarında sadece vücudun bir tarafında felç görülebiliyor veya işeme bozuklukları görülebiliyor, yutkunma bozuklukları görülebiliyor. Sonuçta buna göre tedavi ve rehabilitasyon programı hazırlıyoruz. Bunu da belirleyen aslında fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hastayı değerlendirip hastanın neye gereksinimleri varsa ona yönelik tedavi programını düzenliyor ve hastalar da tabii ki ona göre tedavi alıyor. Bütün hastalar için rehabilitasyona ihtiyaç duyuyorlar mı yoksa duymadan, hiç size uğramadan evine gidenler var mı? Evet, yani şimdi şöyle, inmede bütün hastalar bize ihtiyaç duymuyor açıkçası. Hastaların %10 kadarı
bir ay içerisinde tamamen iyileşebiliyor. Yani siz hiçbir şey yapmasanız da nöroloji kliniklerinden çıktıktan sonra tamamen bağımsız olabiliyorlar ve bize ihtiyaçları kalmayabiliyor. Ama %10 kesimde ne yaparsanız yapın, hangi tedaviyi uygularsanız uygulayın, maalesef fayda sağlayamadığınız bir hasta grubu var. Bunlar rehabilitasyondan çok da fazla fayda görmüyorlar. Ama geri kalan %80'lik bir grup düşük veya orta derecede veya yüksek derecede rehabilitasyona ihtiyaç duyup rehabilitasyondan da çok fazla fayda gören bir grup. Biz daha çok hani o grup üzerinden tedavimize devam ettirmeyi planlıyoruz. Anladım. İyileştirmede bir aylık bir süreden bahsettiniz. Bu bütün hastalar için aynı mıdır? Yani bu ya süreç, süreç nedir? Değişebilir. Evet. Tabii ki değişebilir. Şimdi ilk 6 haftada fonksiyonel olarak çok hızlı bir gelişme bekliyoruz. İlk 3 ay içinde gene iyileşme çok hızlı. 6 aydan sonra plato çizmeye başlıyor iyileşme. Ama bu iyileşmenin inmede 2 yıla kadar sürdüğü de belirtilmekte yayınlarda. Evet. Hocam elinizde sihirli değnek mi var diye soracağım. Yani iyileşmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Okuyup üflüyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunları biraz detaylandırırsak. Tabii okuyup üflemiyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz bununla ilgili. Olumlu etkileyen faktörlerimiz var, olumsuz etkileyen faktörlerimiz var. Tabii ki genç yaşında olması hastanın bizim için çok büyük olumlu bir faktör. İdrarını tutabilmesi, bağırsak probleminin olmaması, görmede probleminin olmaması, ailesel destek bizim için bu çok önemli. Rehabilitasyona kadar geçen sürenin kısa oluşu ve kapsamlı bir rehabilitasyon merkezinin olması bunların hepsi olumlu faktörler. Tabii bunun tersi olarak olumsuz faktörlerden de ileri yaş, bilinçsizlik döneminin çok uzun olması, tam hareketsizlik döneminin 3 haftadan daha az, daha fazla olması, hastanın hipertansiyon, diyabet gibi yandaş hastalıklarının olması. Bunların hepsi de bizi olumsuz etkileyen faktörler tabii ki. Olumlu etkileyen faktörlerden mesela benim aklıma gelen her hastalıkta olduğu gibi özellikle ailenin ve hastanın psikolojik durumu nasıl etkiler bu bizim süreci? Bizim için çok önemli, çok doğru bir yere değindiniz. Eğer ki hasta isterse biz bir şeyler yapabiliriz. Yani rehabilitasyon hastanın katılımından çok etkilenir ve olumlu yönde etkilenir. Hasta ne kadar bize yardımcı olursa, psikolojisi ne kadar düzgün olursa, rehabilitasyon programına ne kadar kendi katılımı olursa rehabilitasyon programından da o kadar fayda görecektir açıkçası. Ve bu nörolojik iyileşmeyi de hızlandırır. Bizim için olumlu bir faktör. Evet. Peki başlama süreci hastalıklarda birinci bölümde de söyledik erken teşhis, erken tedavi, rehabilitasyonda da böyle midir yoksa belli bir süreç beklenir ondan sonra mı rehabilite edilir? Şimdi aslında hasta hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz rehabilitasyona başlamak gerekir. Ama bu rehabilitasyon süreci hemen yoğun bir program şeklinde olmaz. Bu dönemi 3 evreye ayırabiliriz. Bir akut evre rehabilitasyonu. Daha sonrasında subakut evre rehabilitasyonu ve kronik evre rehabilitasyonu olarak ayırırız. Akut evrede hasta akut evrede hasta hayat tehlikeyi atlattıktan sonra yoğun rehabilitasyon programına başlayana kadar geçen süreyi alır. Bu dönemde hastanın yatak içinde pozisyonlaması, yatak içinde dönmeleri, egzersizler pasif olarak hastanın aktif katılımı olmadan yakınları veya fizyoterapistler tarafından yaptırılan egzersizler bizim için çok büyük önem taşır. Pozisyonlama derken bu ileride gelişebilecek eklem kısıtlılıklarına yol açmaması için bizim belirli pozisyonlarımız var. Evet. Mesela kol ve dirsek altından bir yastıkla destekleyip el içine rulo bir havlu koyup kalçasından, kalçanın dışa dönmesini engellemek için bir kum torbası koyarak ve ayak bileğinin de aşağı doğru eğilmesini engellemek için oradan da bir kum torbasıyla destekleyerek böyle bir pozisyonlama öneriyoruz hastalara. Egzersizler de önemli dediğim gibi. Hasta katılımı olmadan hafif egzersiz yaptırılmalı ama hastayı da hareket etmeye
teşvik etmeliyiz. Teşvik etmek mutlaka. Lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümde Cemile Hanım siz bayağı beklediniz. Biraz da Burcu Hocam'ı dinlendirelim ama onun öncesinde bir VTR'miz var. Otizmli Yunus'un konservatuar hayali var. Şimdi o VTR'mizi izleyelim. Asabiydi. Hiç konuşmuyordu. İçine kapanıktı. Hani Yunus'ta bir hastalık var diyerekten götürdük. Asperger sendromu denildi ama Yunus'un bir yeteneği varmış. Onu sonradan öğrendik. Absolut kulak olduğunu keşfediyor. Ve sağ olsun o günden beri Yunus'un peşinde her şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Yani öğrenmesi açısından. Liseye yine yardımlarıyla Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdi. Burs olarak da orada devam etti, bitirdi. Rahatsızlığından dolayı olmuyor. Matematiksel yönü, bazı yönleri zayıf. O yüzden barajı aşamıyor. YGS barajını aşamıyor. Geri kalan yetek sınavı olması gerekiyor. Onu da yapamıyor dolayısıyla. Böyle bir engelimiz var. Üniversite eğitimi için maddi olarak yardım istiyorum. Ben ve benim gibi durumda olan yetenekli gençlerin üniversiteye girebilmesini istiyorum ve barajın kalkmasını istiyorum. VTR'mizi izledik. Biraz soluklandık. İnmeyi konuşuyoruz. Halk dilinde felç. Doğru söylüyorum herhalde değil mi hocam? Evet. Felci konuşuyoruz. Bir inme merkezi var. Bunu tanıtmanız lazım. Aslında çok sayıda hasta da var. Birinci bölümde de anlattınız. Yüzde olarak da oldukça sık rastlanan bir hastalık. Peki farkındalık adına sadece hekimlik mi yapıyorsunuz? Farkındalık adına bir çalışmalarınız oluyor mu? Bunlardan bahsedebiliriz var ise. Evet. Şimdi yaklaşık 1,5 yıldan beri bu konuyla ilgili ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Sadece hekimlik yapmıyoruz. Başından beri söylediğim gibi önce hastanemizden başlamak üzere Bursa'daki tüm nöroloji ve acil hekimlerini de kapsayacak şekilde, hatta 112 çalışanları da kapsayacak şekilde eğitimler yaptık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile de ortak eğitimler yaptık. Bu eğitimler bir yandan devam ediyor. Yani bir dönem yapılıp sonra ara verilmiyor. Sürekli bu eğitimler devam ediyor. Hasta ilk 4,5 saatte ise, felçli bir hastaysa
mutlaka öncelikli olarak ya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürün, hı-hı, ya da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirin. Evet. Ve bu gerçekten etkili oldu, bu yaptığımız eğitimler. Hasta yaklaşık bize gelen damar açıcı tedavi uyguladığımız hastaların yarısı diğer hastanelerden, sadece hastanemize gelen değil, işte İnegöl Devlet Hastanesi, Yenişehir Devlet Hastanesi, Bursa'daki merkezdeki hastanelerden geldi bize. Onlar bize ulaşabiliyorlar bu konuda. Uludağ Üniversitesi'ne ulaşabiliyorlar ve biz bu tedavileri yapıyoruz. Evet hocam. Tabii sadece hekimlere ulaşmak ya da 112 çalışanlarına, sağlık çalışanlarına ulaşmak yeterli değil. Daha önce İlme Merkezimizde TV programları oldu. TV programları basın yayın yoluyla yine ulaşmaya çalıştık. Onun dışında çok yakın bir vakitte Barış Manço Kültür Merkezi'nde, hı hı, Kent Konseyi ile birlikte ortak halka yönelik bir toplantı oldu. Yine bu çok tedaviyi güzel yaptığımıza dair bilgilendirdik. Onun dışında 22 Temmuz Dünya İlme günüydü. O gün hastanemizde basın açıklaması yapıldı. Bununla ilgili arkadaşlarımız TV programlarına katılarak ilk 4,5 hı hı saatin önemini anlattılar. Ve bu tarz programlar devam ediyor ve devam etmekte. Şimdi yakın zamanda 29 Ekim'de yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya İlme Günü olarak kutlanıyor. Hı hı. Ve bu ay içinde özellikle bizim için Ekim ayı çok önemli ve bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İnme, şunu söylemeye çalışıyoruz. İnme %50 önlenebilir. Evet. Eğer önleyemedik, inme gelişti, ilk 4,5 saat içinde tedavi edilebilir. Felç gelişti, felç oturdu. Biz tedavisini yaptık. Sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon tarafından da felç azaltılabilir, rehabilite edilebilir. Biz bu mesajı vermek istiyoruz. İlme de kalp krizi gibi artık acil tedavi gerektiren bir hastalık, hı hı, ve mutlaka özellikle ilk saatlerde ise uygun merkezlere başvurması gerekir. Öncelikle 112'yi aramak lazım. 112 evet zaten bunu organize edecektir. Doğru bilinen yanlışlar da var halk arasında. Hı hı. İşte bir inme anında, felç anında. Kolonya koklatmak, kolonya gibi koklatmak, evet, aspirin, hı hı, içmek, duşa sokmak. Hı hı hı. Bunlar hakkında neler bunların söylersiniz? Bunların hiçbir etkisi yok. Yani kolonya koklatmanın ya da üzerine su dökmenin zaman kaybı dışında hiçbir anlamı, hı hı, yok. Aspirin kesinlikle vermemek lazım. Çünkü inme %80 damar tıkanmasına bağlı, %20 oranında beyin kanamasına bağlı dedik. Evet. Eğer beyin kanamasına bağlıysa ve biz aspirin veriyorsak bu kanamanın artmasına neden olabiliriz. İnme geçiren hastada dikkat etmemiz gereken 3 şeyi söylemiştim. Ağızda kayma var mı, kolda güçsüzlük, hı hı, var mı, konuşmada bozulma var mı? Bunlardan birisi pozitifti, bu bir inme hastası olabilir. Hiçbir şey yapmadan, hiç vakit kaybetmeden direkt 112'yi aramak gerekir. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam, rehabilitasyona devam edelim. Zorlu bir süreç. Evet. İzlediğimiz kadarıyla siz birebir yaşıyorsunuz. Bu zorlu süreçte çalışırken herhalde tek başınıza da değilsiniz. Evet. Kimlerle çalışıyorsunuz? Rehabilitasyon aslında bir ekip işi. Evet. Evet, bu ekibin lideri fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ama pek çok çalışma arkadaşımız var tabii ki. Fizyoterapistler, rehabilitasyon hemşiresi, iş uğraşı terapisti, hasta ve ailesi. Özellikle, hı hı, bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü onlar da ekibin birer üyesidir. Psikologlar, sosyal danışma uzmanlarımız, yutma bozukluğu için eğitim almış uzmanlarımız, evet, diğer doktor arkadaşlarımız. Yani bunlar hepsi aslında rehabilitasyon ekibinin birer üyesidir. Bu bir ekip işidir. Ekiple yapmak gerekir. Evet. Çok kalabalık bir ekip ama çok, evet, organize bir ekip. Yani inme tamamen bir ekip işi. Ekip işi. Bizim de öyle, yine aynı şekilde hep beraber fizik tedaviyle de bir ekip olarak çalışıyoruz. Ama inme organizasyonu da yöneticilerin Bursa'da gerek İl Sağlık Müdürlüğü gerek Kamu Hastaneler Birliği'nin desteğiyle kurulmuş olan bir merkez bu. Ve organizasyonda onların destekleriyle yapılıyor. Onun dışında hastane yöneticilerinin çok ciddi katkıları, hı hı, var. Artı 112 çalışanları, acil servis, anestezi bölümü,
girişimsel radyolojiyle birlikte yapıyoruz zaten bu işi. Nöroloji hekimleri hepsi bu işin bir parçası. O yüzden çok büyük bir ekibin bir parçasıyız diyebiliriz. Evet, nörolog arkadaşlarımız gerçi hastaları çok güzel tedavi ederek bizim rehabilitasyon... Size pek iş kalmıyor mu hocam? Evet, ama biz tabii ki bundan çok mutluyuz. Hastaların iyi olmasından yaptıkları işe çok saygı duyuyoruz. Çok büyük emekleri var kendilerinin. Yani fizik tedavi için de aynı şeyi söyleyebileceğiz. Evet, ilme konusunda gerçekten çok yol alındı ama hala felçli kalan, ciddi sekerlerle çıkan çok hastamız var. Ama görüyoruz ki fizik tedavinin katkılarıyla aylar sonra bize hastalar, yatalak olan hastalar yürüyerek geliyorlar. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk. Çok güzel. Hocam evrelerden bahsetmiştik. Akut evreyi anlatmıştınız. Başka evrelerimiz var mıdır? Çok kısa olarak alayım. Tamam. Yarım kalmasın. Subakut evre dediğimiz evre akut dönemden sonra yani yoğun rehabilitasyon programına başladığımız evre. Bu evre esas rehabilitasyonu yaptığımız dönem. Burada hastayı yatak içinde doğrultma, ayağa kaldırma, önce paralel barda, sonra paralel bar dışında yürüme eğitimleriyle yaptığımız bir dönem. Ayrıca mesane, idrar torbası ve bağırsak problemlerini çözdüğümüz evre. Asıl bizim yoğun devremiz subakut devremiz. Daha sonra kronik evre geliyor. Bu dönemde hem akut hem subakut evrede yaptırılan egzersizlere devam ediliyor. Ve hasta 2 yıl boyunca mutlaka izlenmeli, takip edilmeli bizim tarafımızdan. Evet, süremizin sonuna geldik. Son söyleyecekleriniz varsa alalım birlikte. Son bir VTR'miz var, onu da izleyerek veda edelim. Cemil Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. En azından sizin programınız vasıtasıyla hem yapılanları hem ilk 4,5 saatin önemini hem rehabilitasyonu ve arkadaşlarımızın bu konuda poliklinik açtılar şu anda. O polikliniğe ilme hastaları için o poliklinik açıldı. Onu da duyurmuş oluyoruz böylece. Biz çok teşekkür ediyoruz programımıza davet ettiğiniz için. Sağ olun. Evet. Burcu Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Cemil Hanım da söylediği gibi hastanemiz Bursa Yüksek İstihbarat Eğitim Araştırma Hastanesi'nde perşembe günleri saat 9 ile 12 arasında sadece hemiplejiye inme hastalarına özel bir inme rehabilitasyon polikliniği açtık. Bunu da sizin vasıtanızla hastalarımızı duyurursak en azından inme hastalarımız nereye gideceklerini bilirler. Rehabilitasyonları da daha güzel olur diye düşünüyoruz. İşaret dili tercümanımız Nimet Kahraman hocamızla beraber o işaret diline çevirdi konuşulanları. Kendisine de teşekkür ediyorum. Başka programlarda inmeyi yine anlatmaya devam edeceğiz. Oldukça önemli, hayatımızı direkt ilgilendiren bir hastalık. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, son olarak Nilüfer Belediyesi ve Hasvak işbirliğiyle engelsiz park açılışı vardı. OVTR ile sizlere veda ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Nilüfer Belediyesi ve Hasvak İşbirliği ile Bursa'ya yeni bir park daha kazandırıldı. Engelli bireylere yönelik düzenlemesi yapılan Hasvak Parkı'nın açılışı, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Vali İzzettin Küçük'ün eşi Ayşe Küçük, Hasvak Başkanı Engin Öztürk ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Vali Yardımcısı Ergun Güngör, açılan parkın engelli bireyler adına faydalı olacağını söyledi. Bu park engelli çocuklarımızın ve ailelerimize de özellikle hizmet edeceği için parkın açılışını yapmak bizim için son derece anlamlı oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Nilüfer'de yeşil alan sahasını her geçen gün yükselttiklerini anlattı. Toplam olarak 1500 metrekare civarında olan bu park, 700 metrekare yeşil alana sahip ve aynı zamanda da Sağlıklı Yaşam Parkı adı altında Nilüfer'deki park sayılarımızı bugün itibariyle bu parkla birlikte 260'a yükselttiğimizi huzurlarınıza söylemek istiyorum. Hasvak Başkanı Engin Öztürk ise parkın engelli bireyler adına yapıldığını anlattı. Bir hizmet, yeni bir hizmet sunmanın heyecanı içindeyiz. Sağ olsun Nilüfer Belediye Başkanı belediyesinin destekleriyle tüm mensuplarına, başta tabii başkana, sayın başkana ve de Park Bahçeler Müdürü Hakan Bey ve tüm mensuplarına huzurlarımızda teşekkür ediyorum. Bursa'mıza, Bursalılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.